Merhaba arkadaşlar, ben Cheaper. Hemen önceki kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şeydeyiz yine, Heroes and Generals'tayız. Yine elimizde bu saçma silah var. Yine önümüzde Hellenic Army var. Ne haber Hellenic Army? Hellenic Army. Oo, önümüzde düşmanlar da var. Evet, öldürdü adam. Sağ olsun dostumuz. Bizi korudu. Kim bu? Sargusto mu? Deminki adam mı? Yok, Armaleo mu? Ne bu lan? Bilmiyorum ama kim olduğunu. Armodeo. Veo. Kim olduğunu bilmiyorum ama adama valla iyi ettik. Yoksa aha. Skoplu bir Mosin Nagant bulduk ve öldük. Aman Allah'ım ya. Bombaya gittik ya. Tüh. Allah. Evet arkadaşlar, önceki videodan bu yana galiba bir gün geçmiş olması lazım. Tabii benim için hemen oluyor bu. Halen şu an gecenin körü. Halen şu an ilk şeyimdeyim. Kayıt böyle ruh şeyimdeyim. Ne diyeyim, ruh halim demeyeyim diyeyim, ne diyeyim, öyle bir şey diyeyim. Ve halen elimizde bu saçma silahla bu kocaman haritada oynuyoruz. Evet arkadaşlar, bir dahakine şeyi de dikkat edeceğim. Daha böyle küçük, daha güzel haritalarda açmaya çalışacağım. Allah, az da adamı vuruyorduk. Kendi adamımızı vuruyorduk arkadaşlar. Bunda şey var mı sniper? Var. Bunda ne var? Grant. Bunda ne var? Nozin Nagant. Bu ne? Nagant. Ne? Garant. Bu Nagant mı lan? Yo. Bu Stavka herhalde. Aynen Stavka. Svatka. Evet, doğrusu Svatka'ymış arkadaşlar. Bu arada ona baktım. Svatka. Doğrusu o. Svatka 40. Aslında tabii bir sürü şey var da Svatka 40 var, bilmem kaç var falan. Biz tabii Mosin Nagant'ı alalım Svatka yerine. Bunun daha bir durdurma gücü var. Aynı zamanda daha fazla damage veriyor düşmanlarımıza. Evet. Pimçek bomba at arkadaşlar. Bombamız yok. O biraz kötü. Çünkü bomba da arkadaşlar parayla alınıp doldurulan bir şey ya. Yani gerçek para değil de aslında da şey gerekiyor onun içinde. Evet. Bu Renozuki'yi vurduk arkadaşlar. Evet. 2 bölümdür o adamı vurmayı bekliyorum. Ve sonunda o adamı vurduk. Evet. Bu güne şeymiş. Kader kısmet meselesi bu. O adamı vurduk arkadaşlar. Evet. Niye böyle yamuluyor? Ne yapıyoruz böyle? Demin yamuluyordu, şimdi ne? Demin ne oldu öyle ya? Allah Allah. Evet arkadaşlar, şöyle bir gidelim bakalım. Şurada adam var. Şurada adam var, eğildim mi? Ne yapıyor bu adam? Takılıyor. Hop, çakala bak. Ve öldürdük arkadaşlar. İşte buna nişancılık denir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tak diye indirdik adamı. Ve adamlar bizi indiriyor şu anda. Evet. Bu silahı kaybetmek istemiyorum. Vurmayın ya. Aha, evet arkadaşlar. Burada kaldık. İlerleyemiyoruz. Evet arkadaşlar. Burada böyle duracağız. Hadi. Hadi bunu başarabilirsin. Hadi evladım. Yok arkadaşlar, başaramıyoruz. Gördüğünüz gibi. O özelliğimiz yok. Yani bu kadar savaş görmüşüz, şey yapmışız falan. Patlatıyoruz oraya buraya ama bir kaldırımdan çıkamıyoruz arkadaşlar. Evet, şurada adam. Görmemle birlikte bulmam bir mi olacak? Hadi be oğlum. Evet, yine Renozuki arkadaşlar. Yine Renozuki. O adama gününü gösteriyor. Aha, adam var. Aha, öldük. Aha lan. Evet arkadaşlar, ölmedik, öldürdük bu sefer. Bu sefer onun silahı arkadaşlar, çok saçmalıydı. Şimdi şu adamı vuralım. Vuramadık. O bizi vuracak mı bakalım. Eminim vuracaktır. Evet, vurdu. Vurdu arkadaşlar. O adam bizi vurdu. Biz onu vuramadık ama o bizi gayet güzel indirdi. Başka arkadaşlar şey yapacağım kanalda. XCOM 2 şey yapıyorum. Yapmak istiyorum. Çünkü XCOM 1 diyeceğim de size. Şimdi şöyle diyeyim. 93 yapımı olan XCOM diyeyim. Onu oynamayı çok severdim. O oyunda şey vardı hani. Bu yeni XCOM'da falan şeyler var. Hani işte ne bileyim, yok 6 kişi alıyorsunuz, en fazla 6 kişi alabiliyorsunuz bir squad'a. Ne bileyim, zaten 4 kişiyle başlıyorsunuz. Öyle bir şey şeyde yok. Orijinal XCOM'da yok. Hani orijinal derken birden, hani bu birkaç sene önce çıkandan bahsetmiyorum. Bu 92-93 yapım oyundan bahsediyorum. Onda öyle bir şey yok. İstediğiniz kadar adam alabiliyorsunuz, istediğiniz kadar eşya getirebiliyorsunuz yanınızda. Ama şey var. Action Points denen bir şey vardı galiba. Böyle ismi, bak ya, başka bir şey olabilir hani ismi. Ama olay şu. Şey yapıyor. Hareket edebilme sınırınızı şey yapıyor.
belirliyor. Mesela adam açtığında bir yükledikçe yüklediniz. 10 tane bazuka mermisi verdiniz. Adam böyle bir gıdım ilerleyebiliyor sadece. Yani adamınız. Şey falan var. Orijinal işte Sky Ranger falan var. Şeyimiz, uçağımız var. Bir şeylerimiz var. Ve onun içine de şey yapabiliyoruz. Galiba ilk başta 20 tane mi adam alabiliyoruz? Valla abartıyor olabilir. 10 tane falan da olabilir. İlk başta o 10 ile 20 arası belki 15 falandır hani. O miktarda adam alabiliyorsunuz. Sonra şey. Zaten geliştirmesi falan var. Avenger çıkıyor. Onunla artık 30 kişi falan alabiliyorsun bir görev için. Hani öyle bir şeydi eski XCOM. Şimdi XCOM 2'yi hiç oynamadım. Hani sizinle birlikte oynayacağım. Daha doğrusu sizinle birlikte oynamayacağım ya. Ne diyorum ben? Şey yapacağım. Şimdi oynayıp şey yapacağım birazdan. Hani sizin için birkaç video sonra oluyor bu. Onun önce bir incelemesini koyacağım. Ondan sonra da bir onu da Let's Play olarak yapmayı düşünüyorum. Eminim güzel olur o da. Hani Legendary'de belki şey yapmayı düşüneceğim ama en zor seviyesi işte klasik midir? Şeyde klasikti. Nedir onun adı? Bu yeni çıkan XCOM Reboot'unda şeydi. Klasikti de bunda nedir bilmiyorum. Artık o her neyse onda oynayacağız yani. Haberiniz olsun. Onda oynayacağız arkadaşlar. Az daha ölüyorduk ve patladık. Ya şu bombayı bulanın. Allah yani. Şimdi bombayı bulan zaten şey. Allah belasını versin diyecektim de. Arkadaşlar ilginç bir bilgi sizin için. Bizim Alfred Nobel. Hani bu Nobel Prize falan diyorlar ya, Nobel ödülü. Dinamiti bulan adam. Ve adam Nobel şeyini şey yapıyor. Hani Nobel ödülünü onun adına şey yapıyorlar, veriyorlar. Adam da dinamiti bulan adam yani. Arkadaşlar böyle bir işte ilginçlik var. Onun nedeni de galiba şey böyle, emin değilim ama şeydi galiba. Nedir onun adı? O adam işte şey görüyor. Şimdi bomba icat etmiş ya dinamiti. Şey görüyor işte, gazetelerde bunu öldü mü sanıyorlar, öyle bir şey oluyor. İşte bu da diyor ki gazeteler şey atıyor, manşet atıyor, tamam mı? İşte ne bileyim şey ölümün şeycisi. Ne diyor ya? İşte ölümün kolcusu öldü falan filan, öyle bir şey diyor yani. Ölüm getiren adam öldü tarzı bir haber yapıyorlar. Adam da bunu götürüyor, diyor ki vay arkadaş işte millet beni böyle görüyor değil mi falan yapıyor. Evet, yine mayına bastık. Arkadaşlar Allah belasını versin bu mayınların diyorum. Mayını bulanı bilmiyorum. Onlara girmeyeceğim. Evet, hani adam da onu görünce diyor ki ulan o kadar uğraştık ettik, dinamit falan bulduk. Ölünce millet benden nefret ediyor. Bari iyi bir şeyler yapmaya çalışayım da şey olsun. İşe yarasın diyor. Adam tutuyor Nobel ödülünü falan kuruyor. Hani şey bilim adamları için, işte ne bileyim edebiyat şeyleri için falan filan. Edebiyatçılar için. Artık kimin içinse. Evet, yine bu Royal Commando bizi indirdi. Evet, adamlar onu yapıyor. Nobel ödülünü kuruyor artık. Evet, kendimi biraz oyuna vereyim. Böyle boş beleş bir şeylerden konuştuk. Şimdi arkadaşlar, yine çok kötü bir yerdeyiz. Evet, ve oyunu kaybettik. Evet arkadaşlar, oyunu kaybettik. O yüzden buna 1 veriyorum. Allah kahretmesin, oyunu kaybettik arkadaşlar. Evet, 1248 XP kazanmışım. Zaten herhalde 1 saatlik mi oldu, ne oldu yani bu oyun? Bayağı uzun bir oyun oldu. 1248 experience kazanmışız. Hiçbir şey açıldı mı? Hayır. Yok, evet. Capturing'den 40 puan gelmiş. Bilmem neyden şu kadar puan gelmiş. 3426 damage vermişiz. 25 adam öldürmüşüz. Bu ne? Bu yandaki ne ya? Toplamda mı acaba? Toplamda öldürdü mü adamların herhalde? Herhalde öyle bir şey. Underdog bonusu var. Şey, bu underdog bonusu ya arkadaşlar. Bizim level'ımız düşük olduğu için. Level yüksek adamlarla oynamışız. Hani o yüzden böyle bir şeyimiz var. Bonus olarak o puan geliyor bize. Evet, böyle boş beleş bir şeyler kazandık. Neymiş? Heavy Spring. Kullanabilirmişiz. Type L41 JPH kullanabilirmişiz. Tokarev için. Bu ne yapıyor? Bunu da Tokarev için kullanabiliyoruz. Mosin Nagant için. Nişancı şeyi varmış bak, tetiği. Şimdi şeye falan bakalım, bu nasıl? Şimdi Mosin böyle veriyor. Evet, Mosin bayağı sağlam yani. 250 metrede, 500 metrede falan hep nişan şeyi iyi. Svatka Tokarev biraz daha orta şey. Yani 75 metreden sonra düşmeye başlıyor damage'i. Şey nasıl bakın yani, şu an kullandığımız silah.
Böyle bir 10 metre falandır herhalde değil mi burası? 12 metre falan mıdır şurası? Hani yarısı desek, yarısı bir 10 metre falan herhalde. Buradan buraya daha şey var. 10 metreden sonra gidiyor bu. Bakın damage'ı ne kadar düşüyor. Range'i menci gidiyor. Her şey gidiyor yani. Bunun. Etrafa dağılmaya başlıyor. Bakın şu dağılma ekranına bakın ya. Yani. Silah maalesef böyle. Bunu acaba şeyini arttırabilir miyim? Şimdi bunu yapsak ne olur? Yapamıyoruz da hani diyelim yaptık. Bunu yapsak ne olur? Biraz daha yukarı çıkıyor. Bunu yapsak ne olur? Evet, bu biraz daha iyileştiriyor şeyi. Bu maksimum nişancı şeyi. Tetiği biraz daha nişan kapasitemizi iyileştiriyor ancak tabi bu daha açık değil. Bunun için şunu yapmam gerekiyormuş. Onu kazanmam gerekiyormuş. Bu ne yapıyor? Boş. Bu ne yapıyor? Boş. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ve bunu alacağım arkadaşlar. Şunu alırım. İkisi de aynı. Diyelim bunu kullanacağım. Bunu alırım. Yani bakın şeyler aynı. Bunun ama şey özelliği var. Bunun stabilitesi kötü. Bunun stabilitesi iyi. Ama bunun da rate of fire'ı kötü. Yani atma aralığı. Şimdi bakın burada 514 RPM. Dakikada atabildiğimiz mermi sayısı. Bu da 378 RPM. Evet. O yandan bir kötü bir şey var ama yani buradaki bu kesinlik, keskinlik şeyi çok daha iyi gibi gözüküyor. Bu ne? Paslanmaz çelikten şey. Geç. Geç bunları da. Evet arkadaşlar. Bu ne? Bu ne ya? Şuradaki ne? Şunlara falan bakalım. Bunlar neymiş? Hue post diyor. Ya işte bir tane şu şeyden alabilsem çok güzel olacak ya. Şundan alabiliyor muyum? Yok, ondan da alamıyorum. Adjusted sight da alamıyorum. Sadece nişanımızı arttırıyor. Yani o kadar aslında çok güzel bir şey nişanımızın artması. Şunları bir alabilsem işte. Şu scope'ları. Çok güzel olacak yani sniper olacak. Mermimiz sniper zaten şeyde kullandım. Şu trigger'ı da alsam mesela üstüne. Yok, bu daha mı kötü yaptı nişancılığını? Biraz daha buraya mı yakınlaştı? Ne yaptı bu? Normalde yukarı doğru gidiyormuş mermi. Bu biraz daha aşağı mı? Şey, bu target'e göre mi şey yaptı? Ne yaptı? Evet arkadaşlar, bu ne? Boltumuz heavy. Oo. Böyle olduğu zaman damage bayağı artıyor ya. Yani bu ne kadar sayısal olarak diyemiyorum ama hani bayağı artıyor herhalde 75 civarları falan. Şu an kaçta? 55 falan da bir 20'lik falan herhalde bir şey artış var. Ne scout? Bu da bayağı arttırıyor. Şimdi hem bunu taksak o zaman o. Şimdi hem bu olsa hem de yanında şu olsa. Bayağı artmış olacak. Böyle değişik şeylerimiz var. Her neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Çünkü uzadı. Hani daha göstermek istiyordum ama uzadı arkadaşlar. Çok fazla yer kaplamaya başladı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Chipper ben. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.